Kadranın seyir defterine hoş geldiniz. Neden bilmiyorum ama girişi böyle yapasım geldi arkadaşlar. Yani kaptanın seyir defteri, kadran, kaptan, uçuş pilotluk veya işte araba pilotluğu falan şoförlük gibi öyle işte değişiklik yapalım dedim. Beğendiyseniz kadranın seyir defteri diye giriş yaparız abi. Şimdi sezonluk playground mücadelesindeyiz. Bu aracı ben çok önceden 4 çeker yapmıştım zaten. Karda bir playground mücadelesi 4 çeker olması gerekiyor. Yoksa çok büyük sıkıntılar yaşanır arkadaşlar. Şimdi bakalım kaça kaç olacağız ve rakiplerimiz nasıl olacak? Zorlanacağız mı? Kolay mı geçecek? Birazdan göreceğiz. Az sonra. Evet, bizim takım 6 kişi. Sanıyorum karşı takım da 6 kişidir. Tecrübeler nasıl? Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Emdi abi taş ocağında en psikopat yer. 6'ya 6, karşı takım tecrübesiz gözüküyor. İnşallah bizim takım pes etmez. Bizim takım daha tecrübeli ama abi bu işlerin sağ solu belli olmuyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Birinin bağlantısı kopar, çıkar başka bir şey olur, çocuğun annesi çağırır gitmek zorunda kalır. Birazdan göreceğiz bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar biliyorum birçoğunuz yazmış. Hız kapanında bayağı zorlanmışsınız. Daha doğrusu hız bölgesinde. Şimdi onu şöyle söyleyeyim size. Ben de Hunigan RS200 ile yaptım. Ve stok bir Hunigan RS200 ile yaptım. Ekstra modifiye etmediğim. Abi hiç fren yapmadan o viraja taşları kırarak girip köprünün köşesine çarpıp devam ettim. O şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Canlı yayında yaptım tabi. Görevleri biliyorsunuz, bol bol canlı yayında yapıyoruz. Haberiniz olsun abi. Hız kesmeden biraz daha içten alıp çarpacaksınız direkt oraya. Hiç abi hız kaybetmeden devam etmeniz gerekiyor. Yoksa olmaz. Olmuyor yani, zor. Şimdi dönelim işimize. Şunlardan tacı almamız lazım. Aa, adam kankisine vermiş. Aa, bizimki de kaptırıyor. Ah be abi. Alete bak nasıl kayıyor. Şş, bakın dediğim şey buydu işte. Abi baksana, bizim takım komple kaybetti işte abi. Hani bazen tecrübe bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani mantıklı oynamak veya oyuna kendini vermek, bunların hepsi önemli. Şimdi mesela biz şu an böyle kaybetsek belki de maçı gene de kazanacağız komple. Ama kaybedeceğini anlayan arkadaşlardan bir tanesi oyunu terk ederse bütün oyunun gidişatını değiştirmiş olacak. Adamlar bayağı fark açmaya başladılar. Sıkıntı büyük. Hiç istekli değil bizim takım ya. Abi dördüncü tacı da almanız lazım o adamdan. O farkı kapatabilmemiz için acil dördüncü tacı almanız lazım takım. Heh, al abicim. Eyvallah, güzel. Diğer eleman nerede abi? Hadi abi kapatıyoruz arayı. Yapma be. Oo. Abi tecrübe mecrübe hikaye ya. Yemin ediyorum bu takım bana hiç güven vermedi arkadaşlar. Hadi al, adamsın. 3 tane var bizde. Dördüncüyü alabilir miyim? Deneyeceğim şansımı. Adamın da hızı düşmüş de biz de buraya tırmanamıyoruz. İşte istediği kadar 4 çeker olsun abi. Araba 4 çeker de ekstra özel bir sürü ayar filan yapılı bir araba değil arkadaşlar bu. Sadece görev için 4 çeker yapmıştım. Çok fazla yüklenmedim yani. Ah be! Son anda arkadaşına verdi ya. Geldik bu arada abi. Yetiştik adamlara. Adamlara yetiştik. Çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar. Sağlarımızda görmek istediğimiz aksiyon. Şu zeytinyağlı maymundan veya öbür adamınkini alayım. Hadi lan. İşte bu. Son anda aldım arkadaşlar, biliyor musunuz? Bakın, yoksa adamlarda 3 taç vardı ve öne geçeceklerdi. Son anda kurtardık vallahi. Şu an hala pamuk ipliğindeyiz. Pamuk ipliğindeyiz. Bizim takımdan birinin gene bir tacı daha alması lazım abi. Biraz rahatlatmamız lazım kendimizi. Yani 7, 6-7 saniye falan fark var aramızda. Abi adam kaptırdı ya. Olaya bakar mısın? Adamlar öne geçti. Hadi takım, hadi takım.
Hadi takım 3-5 saniyeyle şakalar yapma abi. Güzel. Güzel. Gerçekten çekişmeli geçiyor. Biz de bunu istiyoruz. Tabii ki de kazanan biz olalım. Çekişmeli geçmeye devam etsin oyun. Ben de şu alttakine gidiyorum abi. Eğer şu adamdan da alırsam şu anda bu işi noktalarız. Nereye kayboldun lan? Aşağı atlayıp atlayıp duruyorsun değil mi çakal? Aa, tam değiyorduk ya. Tamam bayağı farkı açtık. Ben bundan da aldım. İşte bu. 4 dedik abi. 4 dedik. Güzel. Güzel. Şimdi karşı takımdan bir kişi pes etmiş. Ama bence pes etmesi çok saçmaydı. Çünkü adamların tecrübesizliğine rağmen gerçekten çok çekişmeli gidiyor. Bir sıfır. Şimdi onlar düşünsün. Bir kadran adam atasözü der ki biz yenelim ama aynı ilk rounddaki gibi çekişmeli devam etsin. Yani 5 kişi kalmış olsalar da çekişmeli devam etme ihtimali var. Sanki ilk rounddaki çekişme bile yeter. 3-0 temiz kazanmak istiyorum ama onu söyleyeyim yani. Çekişmeden kastım 2-2'den 3-2 yenmek değil. Roundlar çekişmeli geçsin ama 3-0 kazanalım. Nasıl temiz? Temiz sadece 3 puan değil, averaj da olsun yani. Bakalım karşı takım 1-0 geride 5 kişi olduğunu gören elemanlar çıkmaya kaçmaya devam edecek mi? Ve biz bu roundu da alabileceğiz mi? Neredesiniz zombiler? Aha geliyor. Geliyor. Kaç oğlum? Kaç aslanım? Oo, bizim zeytinyağlı maymun. Şş, gençler. Yapmayın, kendinize gelin ya. Ben bizim takımı anlayamadım ya. Vallahi çözemedim arkadaşlar. Güven vermiyor yani. Makaro gel bakayım koçum. Aa, hem adamı ıskaladık. Heh, iyi. Hem de biz de patlayacağız diyecektim ha. Kaçarız aga. Erkekliğin %90'ı. Sakın bana çarpma. Heh. Sen ne yapıyorsun? Ben şuradan bir müsaadeni alayım. Eyvallah canım. Oğlum ebelenmeyin ya. Yalnız adamdan iyi kaçtık he. Bir tanesi de orada alt katta takılıyor şurada bak. Manzaraya mı bakıyorsun abi? Kamp mı kuracak? Çadır kuruyor herhalde. Easy. Easy. Şu ikili zaten özellikle son bak 3. Zeytinyağlı maymun dahil. Onlar çok tehlikeli gözüktü abi gözüme bak. Sürekli onlar ebeleniyorlar. Bir kişi daha gitti karşı takımdan, bu iyi oldu. Ben anlamam. 3 puana bakarım. Geçen sezon da al işte ya. İkimiz de ebelecek şimdi. Kaç aşağı, kaç. Geçen sezon da bir Playground Games çekiyordum arkadaşlar. Hatta Euro 2020 konseptinde çekiyordum ama malum canımız bolca sıkıldığı için direkt sildim abi. Hazırladığım videoyu sildim yani, öyle söyleyeyim. Yakışık almayacaktı çünkü, olmayacaktı. Zaten moralimiz bozukken. Geçen sezon Playground çekememiştim. Adamlar hala savaşıp ebeliyorlar ya, o bile önemli. Tabii ki de kadran adamı ebeleyemediler. Açtım şu ağzımı. Bir dakika var daha. Abi baksana bak. Sürekli arkadaşlar dikkat edin. Size bahsettiğim adamlar ebeleniyor. Bizim takımın zayıf halkası o üçlü bence. Neyse ki sevgili takım arkadaşlarımız
hemen ilk yardım kiti uygulayıp zombi olan arkadaşlarını iyileştiriyorlar, hayata döndürüyorlar. İyi kaçtık. Yani baktığın zaman da sanırım maçtaki tek 3. prestij seviyesine sahip oyuncuyum. O kadar da olsun abi, değil mi? Ben de kıyak yapacaktım da neyse. Bir gazla gidiyoruz. Evet abi. Hanyi Konya'yı görelim. Şimdi zaten bence adamlardan daha çıkmaya devam eden olacak. Ama şimdi biz adamları patır kütür ebelersek zaten son roundda bayağı çıkan olur. Hiçbir zamanda Playground'ı kaybetseniz bile görevi tamamladığınızı unutmayın arkadaşlar. Bakın mesela bizden de bir kişi çıkmış. 5'e 4 olduk. Bunu da anlamıyorum ha. Yani bağlantısının kopma ihtimali tabii ki de var ama. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hediye etti adam bana. Mesela bir an çekişme geri geldi. Çünkü 6'ya 4'lük 5'e 4'e düştük. Atma takla. Tamam düzel oğlum. Tamam bak iyileştiriyorlar kendilerini. Hadi takım. Anladım çok iyi değilsiniz ama biraz daha mantıklı oynayın. Oğlum ne yapıyor bunlar? İntihar ediyorlar sanki ha. 45 saniyede bitirdik ya lan. 2-0 oldu. Dönülmez yerlere geldik. Geri dönüşü olmayan noktalar. 3 puan alıp gidiyoruz eve arkadaşlar. Averajla hem de. Oo! Hem de bayrak kapışması. O zaman bu roundda biraz eğlenelim. Ama önce onlar yapsınlar. Bir de terk etmesinler abi maçı. Bir kişi kaldı. Ah be oğlum. Troll yapacaktım ya. Geri geri bayrak taşıyacaktık. Ama gerçekten işte belli olmuyor arkadaşlar. Bakın ilk round ne kadar çekişmeliydi bizim takım iyi olmasına rağmen. Karşı takımdan çıkan olmasaydı ve bizim takım farkındaysanız 5'e düştü. Belki de adamlar sonradan yakalayıp bizi geçeceklerdi abi. Kader kısmet işte. O yüzden her zaman diyorum abi şu playground'da pes etmeyin ya. Savaşın abi sonuna kadar. İşte bu kadar. Kalan adam da ne yapsın? Pes etti. Bekleyip görevi yapmadıysa tamamlayabilirdi ama görevi yapıp ekstra doğru oynuyorsa pes etti gitti ve kazanmış olduk. 3-0 tertemiz abi. 3 puanı da aldık. Averajı da aldık. Ve Playground Games'i bitirdik. Korktuğum gibi olmadı. Korktuğumuz da başımıza gelmedi. Ama az önce anlattığım senaryo olsaydı bu maçı gerçekten kaybedebilirdik. Kendinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Her zaman potansiyelinizin farkında olun diyorum. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.